Değerli konuklar, Tüpraş ailemizin çok değerli mensupları, ben de kendi şehrimde Türkiye'nin en öncelikli alanında faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük şirketinin geleceğini teminat altına alacak en önemli yatırımının açılışında bulunmaktan dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, dünyada da Türkiye'de de en önemli, en öncelikli sektör şu anda enerji sektörü. Dünyadaki pek çok siyasi olayın yansımasında veya sebebinde enerji alanındaki rekabeti görmek mümkün. Hatta şu dönemde yaşanan pek çok olayda da enerjiyle ilgili pek çok mücadelenin izini görüyoruz. Bu artık çok saklanamaz bir gerçek haline geldi. Bu noktada ülkemizin stratejik konumunun farkındayız. Bu alanda da Türkiye'nin tartışmasız en büyük şirketi ama aynı zamanda da sanayide de Türkiye'nin bir numaralı şirketi Tüpraş'tayız. Tüpraş Türkiye'de devlet yatırımı olarak kurulmuş ve ülkemize çok önemli hizmetler görmüş, ülkemizin çok önemli ihtiyaçlarını karşılamış bir şirketimiz. Ve bildiğim kadarıyla 2004 yılıydı özelleştirilmesi, değil mi? 2004 veya 2005 mi? 2006'ya doğru bitmesi belki 2006'ya sarkmıştı. O dönemde inanılmaz tartışmalar vardı. Efendim Tüpraş stratejiktir, özelleştirilemez diye. Ben o dönemde Kocaeli'nde il başkanıydım. Çok ciddi, yani böyle kelli felli adamlar epey böyle edebi gerekçelerle, çok felsefi gerekçelerle bu özelleştirmeye karşı çıkmışlardı. Ama bugün burada biraz önce hem tanıtım filminde hem genel müdürümüz Yavuz Bey'in ortaya koyduğu rakamlarla ne kadar doğru bir iş yaptığımızın, Tüpraş'ı özelleştirmekle Türkiye'nin geleceğine yönelik ne kadar iyi bir adım attığımızı bir kez daha görmüş olmanın doğrusu gururunu ve kıvancını yaşadım. Yani 5 milyar dolara yakın yeni yatırım. Şimdi devlet mantığıyla ve devlet bürokrasisiyle bu 5 milyar dolarlık yatırımı sizin yapmanız öyle kolay mı değil? Hiç kolay değil. Ve bu kadar yeni istihdamı sağlamanız hiç kolay değil. Ama burada Koç ailesinin değerli mensupları var. Eminim ki burada Koç ailesinden de olsanız sırtınız terlemeden maaş alamazsınız. İşte bu sayede Tüpraş bir dünya markası haline geldi. Ve bugün ülkemizin geleceğine ve Tüpraş'ın geleceğine yönelik de en önemli, en stratejik adımlardan bir tanesinin hayata geçmesi sebebiyle, bir açılış töreni sebebiyle bir aradayız. Eğer 2 trilyon dolar gayri safi milli hasılaya, 500 milyar dolar ihracata ulaşacaksa, bugün Türkiye'nin geldiği teknoloji düzeyini de hesaba kattığınızda ve ülkenizin de tam bir orta gelir tuzağı içerisinde bulunduğunu düşündüğünüzde yapmanız gereken en önemli çalışma alanı araştırma, geliştirme ve inovasyon alanı. Çünkü artık bu teknoloji düzeyinde gelişmiş ülkelerin size teknoloji bahşetmesi mümkün değil. Dün Ankara'da SAGE'deydim. Savunma Sanayi Araştırma Geliştirme Enstitümüz var bizim, TÜBİTAK'a bağlı. Orada çok önemli, gerçekten göğsümüzü kabartan çok güzel projeler hayata geçti ve geçmeye devam ediyor. En son füzesi orada yapıldı tamamen yerli imkanlarla. Tabii bazı komponentler dışarıdan alınıyor. Şimdi bir parça var, jet motoru. 300 kilometre menzilin üzerine çıktığınız zaman satış yasağı var. Niye? Ondan ötesi kendi rekabet alanına giriyor. Dolayısıyla bu teknoloji düzeyinden sonra artık kendi teknolojinizi kendiniz üretmek ve geliştirmek zorundasınız.
Onun için de biz %0.42 diye söyleyeyim, %4.2 diyeyim, ARGE harcamasını şu anda %1'ler seviyesine getirdik. Ama hedefimiz 2023'te gayri safi milli hasılamızın %3'üne ulaşmak. Ve bunun da 2/3'ünü özel sektörün, 1/3'ünü de kamunun yapması. Fakat geç kaldığımız alan ne? Türkiye'nin ARGE ve inovasyon ekosistemi zayıf. Çok geç başladık bu işe. Dünya bizden çok önce başladı ve önemli mesafeler aldı. İşte şimdi bu geç kalmışlığında farkında olarak bu noktada çok önemli destekler sunuyoruz. Devlet olarak biz şunda varız. Diyoruz ki Türkiye'de ARGE ve inovasyon noktasında kim harcama yapmak istiyorsa onun yapacağı harcamasının en az %40'ını devlet olarak biz finanse edeceğiz. Bugün içinde bulunduğumuz TÜPRAŞ ARGE merkezinde şu ana kadar, ben şöyle gelmeden rakamlara bir bakayım dedim, çok ciddi rakamda yatırım yapılmış. 100 milyon liraya yakın bir yatırım var burada. Ama sevindirici olan da şu, biz destek olarak yaklaşık 40 milyon liraya yakın destek vermişiz. Yani 40 milyon liraya yakın destek Koç grubu için çok anlamlı bir destek olmayabilir. Ama devletin bu noktada yanında olduğunu hissetmesi sadece Koç grubu için değil, Türkiye'de ARGE ve inovasyona yatırım yapan her şirket için, her kurum için çok önemli. 2 trilyon dolar gayri safi milli hasıla hedeflediğimizi söylemiştim. Bunun 60 milyar doları, bu ARGE harcamasının 40 milyar dolarını özel sektör yapacak. 20 milyar dolarlık kısmını da biz yapacağız, kamu olarak yapacağız. Bugün burada gerçekten büyük bir memnuniyetle gördüğüm kamu, üniversite, sanayi işbirliğini de ARGE açısından son derece önemli görüyoruz. Biraz önce genel müdürümüzün ifade ettiği TÜPRAŞ'ın sadece Kocaeli Üniversitesi ile değil, Koç Üniversitesi ile değil, Türkiye'nin pek çok üniversitesiyle işbirliği yapıyor olması, birlikte çalışıyor olması, inanıyorum ki diğer tüm ARGE'ye yatırım yapan şirketler açısından örnek olacak. Çünkü bir tarafta yetişmiş insan gücünüz var, diğer taraftan çözmeniz gereken sorun var, diğer bir başka taraftan da ihtiyaç duyduğunuz bir kaynak var. İşte bu kamu üniversite sanayi işbirliği bunu birlikte çalışmayı teşvik eden, bu noktada ciddi kamunun destekleriyle üniversitenin birikimini, sanayinin ihtiyaçlarını bir araya getirip ülkeye katkı sağlayan bir yapı. Bununla ilgili benden önceki bakan arkadaşımın başlattığı çok önemli ve çok değerli bir çalışma vardı. Nihat Ergün Bey'in kamu üniversite sanayi işbirliği çalıştayları. Bunu tamamlamak bize nasip oldu ve şu anda strateji belgesini hazırlıyoruz. İstiyoruz ki bütün sanayi kuruluşlarımız ARGE'de üniversitelerimizle işbirliği yapsın. Eğer sanayi kuruluşlarımız üniversitelerimizle işbirliği yaparsa biz onlara kamu olarak ciddi destekler veriyoruz. Bu destekleri de bakın her yıl artırarak sürdürüyoruz. Santes projemiz vardı, programımız. Santes programımızda bazı eksikler gördük. Bu sene yeni yönetmeliği revize ettik. Bir sanayicimiz, bir üniversite öğretim üyesiyle bir sorunun çözümü için bir araya gelirse, bir proje yaparsa, bu projenin maliyetinin %85'ine kadarını bakanlık olarak biz karşılıyoruz. %85'ine kadar, yani neredeyse finansmanın tamamı bizde. Yeter ki bu birlikteliği sağlayalım. Bu birlikteliği bir kültür haline getirirsek, ben inanıyorum ki buradan hem üniversitelerimiz çok ciddi kazançlı çıkacak, hem sanayimiz sorunlarının çözümünde çok daha hızlı hareket edecek, hem de ülkemiz çok ciddi bir kazanım elde edecek. Bu açıdan bu ARGE merkezinin sadece TÜPRAŞ'ımıza değil, ülkemizin ARGE ve inovasyon ekosistemine de çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ve biz orta gelir tuzağından kurtulmak, ülkenin cari açığının kapatılmasını sağlamak ve enerjide dışa bağımlılık oranını daha da aşağı çekmek açısından bu alana
yatırım yapmayı sürdürmeliyiz. İşte bu Ar-Ge merkezi bu noktada bize çok önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum. Burada çalışan her bir arkadaşımıza ben teşekkür ediyorum. Özellikle TÜPRAŞ ailemize bu noktada Ar-Ge merkezi, hele hele enerji alanında, hele hele Türkiye'nin dışa bağımlılığının en yüksek olduğu alanda Ar-Ge ve inovasyon çalışmasına bu kadar büyük önem ve değer verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Buradan çıkacak sonuçların çok fazla ve hızlı şekilde patente ve ürüne dönüşmesini temenni ediyorum. Başta Koç ailesi olmak üzere emeğe geçen her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum. Ar-Ge merkezimizin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. ICP-OS yazımız yeni kurulu tamamlandı. Projelerimizde kullanacağız. Tüm katalizlerimizin içerisinde bulunan metal elementlerimizin belirlenmesinde ve ara ürünlerdeki bazı benzin ve dizel gibi ürünlerin içerisinde bulunan metallerin PPM seviyesindeki miktarlarını belirlemek için yazılımı kullanacağız. Bunların eliminasyonu ile ilgili bir şey yapıyor musunuz o metalleri? Eliminasyonu ile ilgili evet. Tabii ki saflaştırma çalışmaları var. Zaten belli spekleri var. Dizel ve benzinde. Yıllık ham petrol işleme kapasitesi ve 7.8 kompleksite değeriyle TÜPRAŞ'ın en büyük rafinerilerinden bir tanesi. Toplam TÜPRAŞ'ın akaryakıt üretiminin de yaklaşık %40'ını karşılıyor ve Marmara bölgesinin tüm akaryakıt ihtiyacını karşılıyoruz. Haydi biz Tekfen, işte onun dışında Gemsan, Gemol, Kavatek firmaları var. Bu İtalya'dan kok kömürünün en kalitesi 7000 kalori civarında. Bu çok daha yüksek kalori. 9000 kalori çok yüksek. Kütürlü yüksek yani. 6000, %6 civarında kütür olan bir şey. Çimento fabrikalarında, petrokok çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılıyor ağırlıklı olarak. Yıllık 700 bin ton civarında buradan çıkan petrokoku deniz ve karayoluyla çimento fabrikalarına satıyorlar. Ben teşekkür ederim.